Galaksinin Sesi'nin yeni bir fragman incelemesi videosuna hoş geldiniz. Ben Ateş Çetin, her zaman olduğu gibi yanımda dostlarım sevgili Niko Fenerli ve Oğuzhan Arslan var. Merhaba. Her selamlar herkese. 4 Mayıs'ta bir canlı yayın yapmıştık. Oraya katıldıysanız eğer orada sözünü vermiştik. Katılmadıysanız da şimdi bu videoyu izliyorsanız eğer artık öğrenmişsiniz, öğrenmiş olacaksınız. Söz verdiğimiz gibi Kenobi'nin ikinci fragmanı daha doğrusu resmi fragman diye geçiyor zannederim. İkinci fragmanın incelemesini yapıyor olacağız bugün. Ee, başlamadan önce de bu arada yine eğer canlı yayına katılmadıysanız geçmiş bayramınızı ve geçmiş Star Wars gününüzü de kutlamış olalım. Aynen. Evet. Herkese iyi bayramlar. Herkesin de dünya Star Wars günü kutlu olsun. Aslında bu biraz da sürpriz oldu değil mi? Biz Star Wars hayranları için yani. Aslında Ateş sen canlı yayında da söylemiştin. Ee, son günden bölümünde sen bu bayram tatili süresinde belki bir fragman yeni bir fragman görebileceğimizi söylemiştin. Nitekim öyle de oldu. 4 Mayıs Star Wars gününde hayranlara yeni bir fragman hediye ettiler. Ee, şimdi detaylarına bakacağız zaten nasıl bir fragmanmış. Beklentileri karşılamış evet. mı? Bir, bir galaksinin sesi klasiği olarak bu işi en iyi yapan ekip olarak bak hiç mütevazi değilim bu konuda. <laughs> bir fragman incelemesi. Böyle yatıralım fragmanı. Böyle piksel piksel kare kare inceleyelim incelemeye başlamadan önce belirtmekte fayda var. Fragmanla beraber yeni bir de poster çıktı. E, posterde Obi Wan Kenobi ve Darth Vader'ı görüyoruz. Darth Vader böyle bir tepenin üzerinde ışın kılıcı açık halde, oldukça heyecanlandırıcı bir poster. Ama nihai poster mi o belli değil. E, olmayabilir. Bakalım. Ya o poster belki o seni pek mutlu etmemiş olabilir. Yo. Beni yani... de. Eseri de evet. Yani Saber'lar... Clash şeklinde olmadığım müddetçe bir sıkıntı yok <laughs> benim için. <laughs> Neyse o zaman. Baş, başlayalım mı arkadaşlar? Yes. Oynatıyorum. O, oynat oynat Uğur'cum. <laughs> Oynatıyorum. <gülüyor> çok kötüydü, çok kötüydü. Neyse başladım. Lucas Film logosu. Bu arada hani ilk hep tınılar şeydeki trailerdaki tınılar bölüm 1 ve bölüm 3'teki melodiler var. Ve ilk gördüğümüz bir gemi bir şehre yaklaşıyor. Ee, yaklaştığı yer Dayu galiba şu hani Hong Kong, Şangay evet. havası verecek olan e, gezegene benziyor burası. Evet neonlardan öyle anlaşılıyor. Gemi hakkında bir fikriniz var mı? Daha önce gördüğümüz bir gemi değil gibi geliyor bana. Ben çok araştırdım ama. Hiçbirine benzetemedim. Yok, ben de benzetemedim açıkçası. Hatta ya şey bile değil bence. Hani bir önceki fragmanda Inquisitor'ların kullandığı bir gemi görüyoruz ya, e, hatta Yo, onun biraz kanatları hani falan kanatları vardı. Tetoyne'e evet, var. inmiş halde görüyorduk hatta. Sanırım bu fragmanda da var. E, ya acaba evet. o mu falan dedim ama dediğin noktaya takıldım ben de. Hani bunun kanatları da yok. E, farklı bir gemi de olabilir. Bu şey olabilir. Hani Kenobi o gezegende göreceğiz sonuçta Da'yu'da göreceğiz. Kenobi taşıyan gemi olabilir. Ha, olabilir. Devam ediyorum. Bu Da'yu gezegeni, hani Neonlu Hong Kong havasındaki gezegen önde bir Inquisitor. Hatta bu 5. kardeş, değil mi? Öndeki. Evet. Ya sayılarını da ben karıştırıyorum hep bunların. Hangisi kaçıncı kardeşti, hangisi kaçıncı kız kardeşti. Şey. Evet. <laughs> beşinci kardeş, arkadaş sonu Beş, tutuklar. beşinci erkek, Fifth Brother diye geçiyordu değil mi? Şey, evet. Bu bizim meşhur evet. Fast and Furious'ta Han rolünü oynayan aktörün canlandırdığı karakter. Zaten Nereye ilk, fragmanda bu arada, onun aynı yüzü dönük şekilde de yine aynı bu şekilde daha Stormtrooper'larla böyle nasıl diyeyim e, cengaver gibi yürürken görüyoruz zaten. Burada arkadan göstermişler. Şey şimdi bu St Stormtrooper'ları görünce belirtme gereği duydum. Bir yerlerde şöyle bir şey okudum. Bu dizi için özel olarak bir Stormtrooper tema müziği hazırlanıyormuş. Şeyde e, Trooping falan yaparken artık bilmiyorum. Sen Vader'la sürekli o Vader Breed sesi veriyorsun ya dışarı. Hı. Biz de tema müziği veririz bu <laughs> işte. <laughs> Bu arada şey diyeceğim tekrar şu sahneye dönmek istiyorum. İlk fragman incelemesinde o hali hazırda şu anda hani canon mu non-canon mu bilmiyoruz ama canon olduğunu söyleyebilirim. Hali hazırda canon evrende başka bir gezegen daha var. Hatta Jedi Knight 2 Jedi Outcast oyununda da görmüştük o gezegeni. Ee, ve ilk fragman incelemesinde de Aa, acaba orası burası mı şeklinde bir takım kafa karışıklıkları var demiştik. O gezegenin adı aklımıza gelmemişti. Ee, Narşada diye bir gezegen var hat Hani yapı olarak işte böyle neonlar efendime söyleyeyim böyle hafif distopik bir görünüm. Hafif böyle bir hani eğlence <laughs> eğlencenin döndüğü <laughs> bir gezegen gibi. Las Vegas havası. Yani demek istemiyorum ama yani <laughs> What happens in da you stays in da you demek istemiyorum. Şimdi. <laughs> bu arada şu evet. noktada belirteyim, hani bu ikinci fragman incelememiz, İlkini izlemediyseniz izleyin. Çok fazla tekrara girmeyelim. Evet. Yani Aynı. orada konuşulmuş şeyleri bir daha konuşmayalım. çok doğru ama hani bu geçen fragman incelemesinde gezegenin adı aklımıza gelmemişti. Ondan burada da bir hani araya girip bir fikri istedim. takip yapalım diyorsun. Aynen. Devam ediyorum. Burada söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok galiba. Burada ya çok komik bir şey söyleyeceğim burada. <laughs> <Storm, gülüyor> <yani> belki belki <laughs> kamera kamera çekim çekim açısından kaynaklı ama bak sol sol tarafta dört tane stormtrooper görüyoruz. Sağda üç tane gibi gözüküyor. Muhtemelen dört tane ama Yok yok Kamera yok. açısından ötürü ölde, biz üç tam, tane görüyoruz. Önde bir tane daha var gibi geliyor bana. Tam gibi. böyle şey gibi. Bu, şurada... Benim gibi simetri hastalarına bu biraz şey gözü <laughs> rahatsız ediyor. <laughs> ee, Oğuzhan benim de dikkatimi şu çekti. Şimdi bu sahneye çok takıldık ama e, bize yakın olan, yakın duran Stormtrooper'lardan sağdakinin evet. tam belinde böyle e, dikine doğru giden bir çizgi görüyorum. Evet. tam Abi o, şey... Ya bel kapanmış. <laughs> 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 Ama orası tam şey yani arka sırt armor'ının parçası. Çünkü o e, termal detonator'ın durduğu, asılı olduğu şey aslında belt olarak geçiyor. E, onun üst kısmında dediğin gibi yani armor çatlamış olabilir abi orada. Be, be, pek evet, kapanmamış ben çünkü gibi. Evet, orayı yek yek yekpare diye hatırlıyorum orayı. Yekpare bak. doğru hatırlıyorsun. Ha, vay. Bak, proptaki detaylara bile şey yapıyoruz. Bak o derece. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Burada arka fonda bir takım söylemler de var. Bunları ha, ne gibi? Bir üzerinden geçelim. Arka planda şey e, Kenobi'nin sesi vardı sanırım ama emin değilim hatırlamıyorum. Ya da evet, şey şey diyor e, hayatta kalmak istiyorsak saklanmalıyız diyor. Kime saklanmalıyız. diyor? Kime diyor bilmiyoruz. Yani. Bilmiyoruz. Burada e, tabii ilk dikkat çeken şey... ...yine Grand Inquisitor... ...ve görünen o ki... E, ...bütün eleştirilere rağmen bir... ...iyileştirme yapılmamış görüntüsünde... ...yapılmayacak da gibi de duruyor. Ya ben internette şeyi duydum... Yani ...okudum ve gördüm... ...hani daha mı iyi görünüyor diye... ...tartışmalar oluyor... ...şey olabilir mi acaba... <laughs> ...gözümüz alışmaya başlamış olabilir mi? Daha iyi görünüyor derken? Yani ilk trailer'a göre... Kafa daha doğru düzgün, daha az tombik görünüyor diyorlar. Uzaktan kamera çekim olduğu, olduğu için. Olabilir. Ha, kamera açısından. Bir de Uzaktan kamera aşağıda. Yani. Çünkü onu onu ben de şey denk geldim. Mesela şeyde baktım şu meşhur e, Star Wars Theory kanalı var ya. Evet. Yani o, o da mesela o, oradaki yorumlayan arkadaş da demiş hani böyle daha 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 bir düzgün gözükmüş gibi diyor. Ama tabii bence de direkt kamera açısıyla alakalı. Yani o ilk fragmanda gördüğümüz yakın çekim yok şu an. Evet. Ve burada işte Grantinkısıdır. Beşinci kardeş ve Riva isimli yeni Reva. karakteri. Riva mı? Riva diyorum ne? Riva. Riva, şila, Şile Riva falan. Ne <laughs> bu? Ya yani şöyle nasıl nasıl e, şey eee seslendirilecek bilmiyorum ama Riva mı, Riva mı? Riva, Riva. Riva. Peki Riva olsun. <laughs> Sen istiyorsun olmayacak mı? İzlediğimizde diziyi öğreneceğiz. Burada bir sorgulama havası var. Birini arıyoruz tarzında. Ve muhtemelen şey Tatooine'deyiz. Aynen. Bunlar Ve şey ikisi... Owen amca gözüküyor. Evet, arada orada Owen görünüyor arkada. Tam böyle. Bunlar, bunlar Focus. Bunların, iki, bunların ikisini bunların ikisini Tatooine meydanında sallandıracaksın. <laughs> Bak bakalım i̇bret, ibret, ibret alem için bak bakalım bir daha birisi Jedi olabiliyor mu <laughs> maftarlatası ile bence halka gösteri yapıyorlar şu anda. Evet evet ama bak kamera açısı böyle değiştiğinde, fokus değiştiğinde direkt Owen orada görünüyor. Bu sahne aynen şeyde vardı. Önceki trailer'da da vardı. Evet. Hatta bizim bu tam şu karede bayağı bir durmuştuk. Evet bu kafa kimin kafası diye bir sorgulamıştık. Hem kafa hem de inquisitor bayağı bir şey yapmıştık. <laughs> Sorgulamıştık. Aynı hiç, hiç girmeyelim orada zaman kaybedelim. <laughs> ya anlaşılan bir tatuy'nde bir operasyon var. Ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar inquisitor'lar. Bir şeyleri arıyorlar. Ya belli Kenobi'yi arıyorlar. Yani aslında bu biraz daha netleşti bence. Çünkü arka fonda da şey konuşmalardan konuşmalar da aslında onu birazcık şey yapıyor. Kenobi'den önce belki bir şey de olabilir. Başka bir Jedi da oralarda takılıyor olabilir. Olabilir. Kimi? Olabilir. Kenobi'yi arayan başka bir Jedi olabilir. Belki. Bu belki de ilk trailerdaki en önemli sahnelerden böyle genç Luke'u gördüğümüz sahne. Ben burada ufak bir eleştiride bulunmak istiyorum. Yani bunu zaten İlk fragmanda göstermişsin. buradan hype'ı bayağı bir yakalamışsın. Yani neden bir daha aynı sahneyi, yani aynı sekans dahilinde tekrar koyuyorsun? Yani şu ya tamam koysun, koymasın demiyorum da, ya fragmanda ben yeni bir şey görmek isterdim açıkçası. İşte tam dediğin zaman... gibi. Seka şey, hype'ı yakaladı ya. Yürü hype'tan diyor. Şey, şeyi hatırlıyor musunuz? Bob, The Book of Boba Fett'in fragmanları da böyleydi. Evet. Ya evet. Yani ilk bir iki bölümden bir şeyler koyuyorlardı. Hep birkaç tane fragman öyle çıkmıştı. Aynen. Şeyler özellikle TV spotlar falan arada çıkan hepsi birbirinin aynı yani şey kes yapıştır gibiydi yani. Evet evet. Şu diyalog çok iyi. Şu diyalog harika. Yani Obi-Wan ne diyor? Zamanı gelince onu yetmemiz gerek diyor. Owen ona Anakin eğittiğin gibi mi diyor ve Obi Wan kelimenin tam anlamıyla dumur oluyor bu Anakin, Anakin demiyor ama ha, zamanında babası. babasını eğittiğin ha, gibi evet, mi? Evet evet zamanında babasını eğittiğin gibi mi diyor? Tabi orada Obi Wan ne tam böyle... <gülüyor> dumur <gülüyor> dumur <gülüyor> ne, ne cevap ediyor? Telefon üstüne <laughs> evet, tanımıyormuş dıkıyor. gibi yapıyor. Hello there falan <gülüyor> <gülüyor> ne diyorduk? Ya aslında demek ki bütün işin sorumlusu Qui-Gon. qui, yani qui 8 dedi. Değil mi? Hayda. <laughs> ya aslında Obi-Wan'ın öyle bir yeti şey yoktu ki sonuçta adam Padawan'ı zamanında. Şimdi bu lafın üstüne aslında Obi-Wan gidip qui bir şekilde iletişim kurup bak senin yüzünden milletten laf yapıyor <laughs> 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 Falan gibi. Hani denge gelecekti? <laughs> Nerede bu denge? <gülüyor> <gülüyor> Doğru aslında denge gelecekti yani. Be, be, ya bu zaman diliminden sonra belki bir yerde bölüm 6'da denge gelecek de gelene kadar bu, bundan bu, yaklaşık 20-30 sene sonra <laughs> <laughs> tabi bu <laughs> Obi-Wan'da lafları işitmiş olacak. Evet 27 Mayıs yeni tarih artık. Şurada Reva ya da Riva ama Reva diyelim. Bu Inquisitor'ların merkezine geliyor. Buradaki şey çok hoşuma gidiyor ya. Havada asıl taylar var ya. Çok böyle hmm. güzel güzel görünüyorlar. Evet. Hangar gibi, açık ha hangar. Açık hangar. Shuttle bu arada duruyor bak arkada bu arada. Şey de, ee, Lambda şatıl mı? Evet, şeyde. Evet, sağda e, böyle sağ kenarda Lambda şatıl duruyor. Daha önce ha, bahsetmiştik. Demek aynen. ki buraya önemli biri geldi. Aynen. Evet. Şimdi bu sahne için ne diyoruz? Bakın ortada konuştu, daha önce konuşmuştuk. Gerçekten bu bir sandalyeymiş ve önemli birinin sandalyesi. Bak hiçbiri okul oturmuyor. ayakta. O koltuğu kimse doldurmuyor. Şu Revan'ın sağındaki abla o, kim? Ona ben tabii. O, o mi? mı? Ben onu anlayamadım. Inquisitor da kim olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Evet. Kıyafetinde inkusidir olduğu belli. Kılıcını görmedim ama herhalde gene onla, o da sırtında taşıyordur. Ee, ama inkusidir. Burada beşinci bu kardeşin yanındaki ofisür Indira var mı? Evet. O ha, evet. Indira var mı? O ilk fragmanda da bir çok kısa bir gözükmüştü. Gemiden inme evet. sahnesi vardı bir. Ve ee, ben şey o ablaya takıldım çünkü hani bir tane daha kimliği belirsin. <laughs> <laughs> Kimliği belirlenemeyen bir inkaratır daha vardı yani. Ee, o bu. Acaba hani o, muhtemelen... bu o mu? Ama biraz farklı yüzü farklı duruyor demi? Anlayamadım. Öncedeki Emin olamadım. Önceki trailerde oturuyordu arkasından görmüştük. O arkada, arkasında böyle dokunaşlar gibi şeyler var. O ırkın hangi ırk olduğunu da bilmiyorum. Hmm. Ee, ama bu o. Peki masadaki baktıkları gezegen neresi sizce? Tatooine mi yoksa başka bir yer mi? Şimdi ben de onunla ilgili yazı çözme uzmanımız Niko'ya danışacaktım. <gülüyor> <gülüyor> gezegen resminin yazında, yanında bir takım yazılar var Ora 5 dilinde. Evet onu çözemedim ya. ya çok net değil orası. Ya, ya da elimizdeki trailer hani 4K falan olsa belki bu, bu uğraşabilirdim ama Tatooine'e benziyor. Yani şey coğrafi yapı olarak Tatooine'e benziyor gezegen. Nereden nereden başlayalım falan diyor olabilirler. E ee, bu görüntüdeki bence en dikkat çekici en önemli detay eee officer'ın e, omzunun üstünde arkada duran kırmızılı kısmın içindeki şeyler. Orada birkaç tane ışın kılıcı var gibi gözüküyor. Gibi aynı. Evet. O ganimetleri toplamışlar. Topladıkları cedaylardan herhalde. Bir ya adamların işi bu sonuçta inquisitor'dan cadı evet. avlamak. Evet. Ganimet. Şey Buradan bakınca şey gibi duruyor tabi. Otosanayide olur ya böyle. İridium bujiler olur. <laughs> Dizmişler oraya. Ama bak sağda da var aynı vitrin benzeri böyle bir display var. Solda da var. Her iki tarafta da var iki tane. Bak. Ve oraya da kırmızı ışıkla aydınlatmışlar. Oraya da kılıçları teker teker diziyorlar. Bir tane de dom gibi bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama. Bak bu güzel bir display şekli aslında hani ışın kılıcı koleksiyonu olanlar için. Evet, evet güzel fikir veriyor değil mi? Aynen. Kırmızı çuha üzerine kırmızı ışıkla mesela şey yapacaksın. İki tane raf yapacaksın, bir tanesinde kırmızı zemin üzerine kırmızı ışık, siv hmm. kılıçları, mavi zemin üzerine ya da yeşil zemin üzerine yeşil güzel olmaz ya çok böyle şey olur. Mavi zemin üzerine mavi ışıkla bak iyi fikir, güzel fikir. Evet. Niko yarın şey un kapanına gidiyor kırmızı <laughs> ve mavi <laughs> halı alacak. <laughs> <laughs> evet. Evet. Obi-Wan Tatooine'in çöllerinde IOP ile bu IOP'den bahsetmiştik. Bölüm 3'teki IOP'nin aynısı. 1'deki. E, pardon, bölüm 1'deki mi 3'teki mi? Çünkü 3'te de o şeyi verirken, Luke'a verirken görünen vardı i̇kisinde ya. İkisinde de var. İkisinde, ikisinde de, da de var. Ikisinde. i̇kisinde de var. Ha. Burada Heh. çok fena patlamışız abi biz. Evet. <laughs> İlk fragmanda çünkü bunları yine aslında bunun devamında da göreceğiz. Uzayda süzülürken görüyoruz. Biz dedik ki bir flashback sahnesi mi acaba? Ee, hani 66. emirden kaçan cedayların kaçış podları mı? Ya hatta Ateş şöyle bir teori de atmıştı. Ee, Tantiv 4'ten Tantiv 4'ün kaçış kapsülleri mi acaba bunlar? Hani biri Yoda'nın biri işte Obi-Wan'ın falan mı diye de. Şu görüntüde anlıyoruz ki aslında hiç alakası yok. <laughs> <laughs> Hatta dedik flashback sahnesi de olabilir demiştik. Evet. Ama bayağı bir yamulduk. Bu bildiğin şey Inquisitor'lar bildiğin galaksiye probe droidleri karadan göndermişler. Salıyorlar. Burada Reva Dayu gezegenine tepeden bakıyor ve Obi-Wan'ı burada konuşan Reva aslında her bir şeyi Bounty Hunter'ı üzerine salıyor Obi-Wan'ın sıkıştırmaya evet. çalışıyor. Şu görüntü çok şey. Sen bu bunun yazılarına baktın mı Niko? Evet, bunların yazılarına şey baktım. istiyorum. Pardon, ha pardon ateş. Ee 6 bölümlük bir dizi olarak e, belirtiliyor ekranda. Normalde 7 bölüm diye biliyorduk biz bunu. Anlaşılanı ki şöyle bir şey yapılıyor. Şimdi ilk iki bölüm arka arkaya yayınlanacak. Onları tek bölüm sayıyorlar herhalde. Muhtemelen. Ee, o, o yüzden altı bölüm izleyeceğiz toplamda. O benim de dikkatimi çekti. Şey doğru söylüyorsun. E, peş peşe iki bölüm verecekleri için muhtemelen. Premier gibi. Onları e, bağlayıp onu tek bölüm olarak e, değerlendiriyorlar herhalde. Ya Umarım şey yapmazlar. E, hani... Bir bölümü diğer bölümlere bölemezler zaten öyle bir şey olmaz. Da. Anladığım kadarıyla ilk şeyi, ilk e, izleyeceğimiz içerik biraz uzun olacak iki bölüm kadar. Evet şimdi bu yazıların üzerine ben çevirilerini İngilizce birebir olarak koyuyorum. İlk başta transmitting diyor. Baktım. Hemen altında kırmızı yazılarla wanted aranıyor. <laughs> Onun altında tam olarak Obi Wan Kenobi yazıyor. Sol tarafta Offenses. Offenses olsan şey anlamına mı geliyor? Suçlar. Suçları, Suçlar. Aynen. Suçları. C cürüm, cürümler. Cürümler tamam. Hemen Offenses'ın altında High treason, vatan hainliği, mi, ihanet mi? O i̇hanet. Şekilde... Yüksek, yüksek ihanet. Yüksek ihanet. <laughs> Aşırı ihanet. Aşırı. <laughs> Çok pis ihanet. Aynen. Sağ tarafta da Bounty, ödül. Ee, upon capture. Yakalama esnasında. dinliyorum ama dönün ne olduğunu yazmıyor. Hı. Hmm. Yani yakaladığın anda hani ödül hani ne varsa, elimizde evet. ne varsa. <laughs> evet. Burada kullanılan Bir şey soracağım. Evet, evet dinliyorum. Şimdi bu görüntüyü in, yani in universe olarak konuşuyorum. İmparatorluk bu görüntüyü nasıl yaratmış? Şimdi Caday Tapınağında her bir cadayın vesikalık fotoğrafı falan mı çekiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Hologram <gülüyor> kayıtlarından ya. Kimlik kartı falan var. <laughs> Üstüne fotoğrafı var. Gerçekten bölüm 3'teki bir van bu. Evet. Ondan diyorum yani. Şu tapınaktaki şeyden e, ne derler? Hmm. Arşivden. Abi şimdi değil ya, değil ya, öğrenci işleri falan. <laughs> Bırak işleri. Şey, personel personel işleri. Personel ha, büro. İnsan kaynakları bölümünden al. <laughs> Çıkarın bakalım şu Obi Wan Kenobi dosyasını. <laughs> Ay neyse. Evet, burada tanıdık bir yüz görüyoruz sanki. Yani herkes bunun For LOM olduğunu söylüyor. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ya şey evet doğru Forlom diyorlar ama şimdi biz tabi Forlom'u böyle gözlerinin yeşil yeşil parladığını bölüm 5'te görmemiştik. <laughs> <laughs> Belki karanlıkta parlıyordur bilmiyorum. Belki bilmiyorum yani hatta şey hani değişik bir tasarımı oldu yani kafa yapısı özellikle hani bildiğim bir hani kara sineğin kafasını hani andırdığı için de böyle ee, bir de şeydi yanlış hatırlamıyorsam rengi böyle gümüşe evet. gümüş böyle altın sarısı ama gümüşe daha çok yakın böyle bir renk parlak bir kaplaması vardı. Burada full siyah bir armor gibi gözüküyor. Belki karanlıktan bilmiyoruz. Bir ya de belki de işte, parlıyor. Zaman geçtiğinde boyası aşınmış da olabilir. Olabilir. Onu, Belki bir daha boyadılar. Evet. Burada bir <laughs> bilmeyenler için bir parantez açmakta fayda var. Hani Forlorn diye biz bilmiş bilmiş konuşuyoruz ama. <laughs> bu şey bölüm bölüm 5 Empire Strikes Back filminde Darth Vader Millennium Falcon'un yakalaması için bazı ödül avcılarını görevlendiriyordu. O ödül avcıları da böyle sıra sıra Vader'ın gemisinde gözüküyordu. Aralarında Boba Fett de vardı. Bosk da vardı. Ve konuştuğumuz bu Forlorn Adlı ödül avcısı da vardı. sen herhalde bir görüntüsünü koyarsın. görüntüsünü koyuyorum evet. Şu meşhur Star Destroyer köprüsündeki şu meşhur sahne. Evet. Burada bu sahneyi biz görmüştük önceki trailer'da. Obi Wan blaster kullanıyor. Muhtemelen onu takip eden Bounty Hunter'lardan kaçmaya çalışıyor. Muhtemel. Bu sahne biraz şey geldi bana ya biraz e, enteresan geldi. Şey direkt Yakın temas dövüşlerde Obi-Wan çok bulunuyor. Hiç ışın kılıcı kullandığını görmüyoruz Thriller'da. Ve burada bir üçte kullanmıyor farkındaysan. Evet, hiç güçte kullanmıyor. Tabi bir şekilde kendini gizlemeye çalışıyor muhtemelen de burada e, nerede olduğunu bilmiyorum ama bir Zabra'yı alt ediyor. Yani şey Maul'un ırkından bir birini alt ediyor. Ben bu adamın şeyine taktım ya. Kıyafetine taktım. Ateşe de söyledim. Örgü kazak gibi bir şey giyiyor. Bana biraz komik geldi. Depresyon hırkası giymişiz. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Çok şey, enteresan. Ben burada şeyleri de biraz dikkat etmeye çalıştım. Ee, yapı yani kenardaki sağlı sollu yapı yani metal ya da çelik gibi gözüküyor. Belki karanlıktan ötürü de öyle gözüküyor olabilir ama hatırlayın ilk fragmanda böyle hani tahta zeminli bir yer vardı. Orada yine Reva'yı görüyorduk. Reva biriyle karşı karşıya geliyordu. Hatta orada duvarın üstünde bir takım çizimler falan vardı. Acaba dedi bu sahnenin devamında hani Obi-Wan yani mı yüzleşecek? Hani burası o tahta zeminli yerle bir alakası olabilir mi diye baktım ama pek bir alaka kuramadım. Çünkü kaplamalar onun materyali benzer değil gibi. Hmm. Bu sahne de şey olabilir. Tamamen kurguluyorum ama hani sonuçta Kenobi'nin üzerine böyle bir ödül konmuş ya peşini ödül avcılarıyla beraber bu tip bu zabrak gibi haydutlarda takılmış olabilir. Evet yani parayı almak için bir sürü haydut takılmış olabilir. Ama şunu, şunu da merak ediyorum. Ee, yine in universe bir detay. İmparatorluk bunu duyururken hani işte Obi-Wan Kenobi diye birisini ihanetten dolayı arıyoruz diyor. Ama onun bir Jedi olduğunu duyuruyor mudur acaba? Ya. Çünkü herhangi bir haydutsa başka haydutlar ödül avcıları yakalarız biz bunları ama adam Jedi diye duysalar bir şey yaparlar bir du durup düşünürler herhalde. Ya muhtemelen çünkü tam... hani kullandıkları fotoğraf Jedi kıyafeti giymiş bir adam. Yani çok böyle tam... tam tam tersi de olabilir ama Jedi olduğunu duyunca bu sefer daha çok hani ilgi biraz daha artabilir. Hani aa Jedi'sa o bunun ödülü de büyüktür diye de düşünebilirler belki. Belli değil, o biraz da ödül avcısının şeyine bağlı abi. Haleti ruhiyesine bağlı. <laughs> evet. Evet. Önemli bir sahne. Reva. Burada benim dikkatimi şey çekiyor. Niko sözünü kesti. Yok Pardon. önemli değil buyur. Reva'nın arkasında iki tane siyah zırhlı Stormtrooper'ımsı karakter var, asker var ama daha önce gördüğümüz bir zırha benzemiyor bunlar sanki. Şey bunlar perch trooper ya. Şeyde evet. e, Perch trooper. Mı? Perch, perch trooper, trooper bunlar da şey gördük biz oyun hangi oyunda gördük? Fallen Order'da. Fallen Order'da, Fallen Order'da gördük aynı. İlk defa perch yani, trooper'ları canlı görüyoruz. Canlı görüyoruz evet. Oyuna böyle bir bağlantı yapmaları güzel. Ya bu arada bulunduğumuz mekan muhtemelen bu Citadel şey e, Inquisitorların merkezi. Doğru mu? Yine aynı hangar bence. aynı hangar. Peki niye Reva hani birini birine saldıracakmış gibi veya biri saldırıyormuş gibi kılıcı açmış yürüyor. Biri o hangara mı saldırıyor? Olabilir. Ama şöyle bir şey var. Hani saldırsa bak ekranın e, sol tarafında böyle orada takılan ya da volta atan Stormtrooper var iki tane <laughs> sanki. Yani <laughs> pek panik değil gibiler ama bilemedim. <laughs> so sonraki devamında göreceksin bak ilerliyorum. Ha burada Obi-Wan yine yakın dövüş tekniklerini sergiliyor. Stormtrooper'lar yine dayak yiyor ya. Arkada bir <laughs> tane parçalanmış prop trooper var. Şey e, prop trooper diyorum ama, e, prop droid var. Prop droid, evet. Ve ortam Tatooine mi? Olabilir. Ama böyle Tatooine'de Bitki yok ki yani evet. arkada çünkü böyle makimsi maki de değil böyle yani çalı çırpı falan var arkada. Evet ot, evet. Ot, böyle ot şeyleri var, yumakları var. Biraz fazla şey var yani fazla bitki var Tatooine'a göre. Evet. Bu gördüğümüz droid daha önce de görmüştük. İlk fragmanda. İlk fragmanda hatta şey bunu biriyle konuşurken görmüştük hatta o konuştuğu kişi. Eee Rex, Rex mi? mi Aynen Rex mi değil mi diye. Bu arada bu fragmanda da o Rex'i çağrıştıracak kareler hiç yok bu arada. Evet. Burada şeyi görüyoruz. Bu droid aslında bizim şey, Ilerin tarafındaymış gibi görünüyor. Çünkü galiba Stormtrooper'ları ateş ediyor. Bak, indirdiği Stormtrooper. Evet. 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 Yine Riva'yı görüyoruz ve o wana yenemezsin tarzında bir şey söylüyor. Burada gördüğümüz bu karakteri bu karakteri daha önce görmemiştik, değil mi? Yeni bir karakter. Bu, şey mi acaba ya? Kumail Nanjiani diye. Bir Kumail aktör Nanjiani bu. bu baktım de... ben. Evet, o. Hı -hı. Ee, şeye benziyor. Yani Jedi olabilir mi acaba? Emir 66'dan kaçmış bir Jedi. Kıyafet, Kıyafet itibariyle olabilir. Aynen. Kıyafeti andırıyor ama yani emin de yani net ya şu noktada kesin Jedi diyemeyiz de. Bak arkadaki yapıyı görüyor musun? Osan şeye benziyor. Evet. Daha önce o zabra düşürdüğü yerdeki ortama benziyor. Orada demek ki Obi-Wan evet. belki bu adamı kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyordu olabilir. Ya da bu adam Obi-Wan'ı arıyor olabilir. Ha, o da olabilir, bilmiyorum. Bu ufak bir drone gibi, bir droid gibi bir şey, değil mi? Şeye benzetmişler bunu. Bazı droidler var diye. Ha evet evet. <laughs> Bazı droidlerin kafası gibi ama bak. Kafası gibi. Daha ufak. Daha yani. ufağa. Sempatik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, yani Sith veya imparator tarafın imparatorluk tarafından değildir gibi geliyor renkleri itibariyle. Ama onu tutan ama... el şey siyah Inquisitor, bir yerde. Yani. Aynen Inquisitor olma ihtimali yüksek tutan kişinin Inquisitor olması bence. Evet. Burada en evet. kuvvetli ihtimal. Bu droid bir şeye benziyor ya. Fareye benziyor sanki. Hmm. Böyle kulakları kalkmış. Disney, Mickey. <laughs> şey acaba onlar mi? böyle kanat vazifesi falan mı görüyor? Onları böyle pır pır yapıp uçuyor mu acaba? Evet. Burada koşan Riva var. Reva var. Burası daha iyi yine hala. Evet. Buradaki söylem iyi. Ne diyor? Ondan kaçamazsın diyor. Bahsettiği kişinin kim olduğunu bilmiyoruz ama sonraki sahnede belli oluyor. Ee, bir sonraki, sonraki, sahneye geçmeden e, Revan'ın arkasındaki gemi e, bir şey Rebel Troop Transport Hot e, Bölüm 5 İmparator Empire Strikes hatırlarsınız. Hot savaşı sırasında asilerin kullandığı araçlardan Aa, bravo şu ıı, deniz kabuğu şeklinde olan üstü böyle Rebel Troop anladım. Evet. Önemli sahnelerden biri. Şimdi, bu kol kimin kolu diye sormaya <laughs> gerek yok herhalde. <laughs> evet. Vader'ı göreceğiz. Ya parmak dizilimine bakarsak sağ kolunu takıyorlar gibi duruyor. Evet. Vader'ı da kostümsüz göreceğiz ya da kostümünü giyerken hani kostümünü giyerken göreceğiz evet. Var mı ateş senin bir yorumun? Vader olunca bir ateşten yorum almak gerekiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> ee, burada ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Bu kol bölüm 3'te gördüğümüz kol mu? Hani o zamandan beri aynı mı kaldı? Çünkü renk tonları falan benziyor. Hangi ama bölüm 3'te işte Vader hani son sahnede Vader'ı yaptık işte imparatorun Vader'a işte Protezleri taktığı sahne mi yoksa hani bölüm 3'teki zaten Anakin'in olduğu şey daha önce kolunu kaybettiği zaman kullandığı protez mi? Kolunu kaybettiği zaman kullandığı protez. Hı. Ama zaten onu yanmaktan kurtaran kol da oydu. Hı. Tamamen yanmaktan kurtaran. Onunla tutunmuştu. Evet. Lavlara kaymamak için. Dooku'nun kestiği kol yerine takılan kol mu değil mi diyorsun değil mi sen kısaca? Evet. Devam ediyorum. Bölüm, bölüm, de 2'de kestiydi ya Doku. Burada solda şu sizin gizemli inquisitor gözüküyor sanırım. Aynen evet. o şeyler. Ne o? Demin dedin ya Dokun aç mı solun kaç mı arkadan? <laughs> Sarkan. Bunun ırkı ne ya? Bak bakmadık bunun ırkına. Bilmiyorum. Bulursam. Bize oynayan, oynayan aktrisinin adı ne acaba? Dur bakalım hemen. Bunu şeylerde var, bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ee, kastan bir bakalım bir dakika. Kastan bakalım peki. Bu arada burası gene şey e, Inquisitor'ların merkezi. Çünkü anladığım gibi suyun altında olan bir kısımdalar. Neyse kastı bulamadık. Belli olduğunda yorumlara şey yapabiliriz, ekleyebiliriz. Bak, bak, bu sahnede bak yine aynı şeydeyiz. Ne derler? Aynı hangardayız. Ve gelen bir saldırıya karşı herkes hedef alıyor, nişan alıyor. Buna ne diyorsun? Ha deminki sahnenin devamı Evet çünkü Purge Trooper'lar da var. Şurada evet. Reva'yı da görüyoruz. Ama bak. Onların bir şey diyeceğim. Onlar Purge Trooper olmayabilir ya. Benzemiyor miğferleri. Biraz modifiye etmişler sanki Purge göre. Yani oyundaki Purge biraz hani daha gerçek bilmiyorum. Bu arada indira Varma'nın karakterinin adı Tia'ymış. Ben şimdi öğrendim şu anda. Hmm. Yani Arkada, şey arka... IMDB'nin yalancısıyım. <laughs> Arkada fokusun, fo, şey fokus dışında olan iki tane karakter var ya muhtemelen Imperial Officer onlar. Onlar çok rahat görünüyorlar ya. Böyle bakıyorlar, sanki bir tehdit yokmuş Tat, gibi. Ta, tatbikat da olabilir bu. Ha, olabilir. Doğru tatbikat da olabilir. Çünkü bak, eller arkada bir tanesinde. Böyle, bakalım ne olacak şeklinde. Yaşlanmış adam ya. Normal abi. Biraz da fazladan makyaj yaptılar sanki. Çünkü röportajlarda falan bu kadar kötü gözükmüyor. Bilmiyorum. Yaşlanması olmazdı yani. Yaşlı görmesek olmazdı bu dizide. Evet, doğru. Aa, bak. Çok güzel bir sahne. Burada şey, Vader'ın kostümünün aslında şey olduğu. Yani Vader için sıkıntılı bir kostüm olduğu belli çünkü resmen o chest plate var long diye vücuda giriyormuş böyle iğnelerle görünüyor. Şimdi, şimdi bunu gördükten sonra ateşe ben bir daha sormak istiyorum. <laughs> bir daha Vader olmak istiyorum bu <laughs> evet, şekilde. Bak şimdi burada ateşe uzmanlık sorusu. Bu chest plate hangi chest plate? Renew Hop. A New hop mu? En New hop'ta maviler var abi. Baktım. En yeni hop'un ışıkları mavi. Evet. Bu biraz Aa, Revenge of the Sith mi? Yoksa? Ha, Revenge of the Sith. Bravo. Orada da her şey duyu uyuyor. Revenge of the Sith bölümüşteki chestplate e uyuyor. Sadece soldaki düğme, alttaki Beyaz düğme. kırmızı olması gerekiyordu. Ve diğerlerinin gri olması gerekiyordu. Açık gri olmaları gerekiyordu. Bu yeni bir chestplate. Şeyde nasıl peki? Rogue One'da nasıl acaba? Ha, Rogue One'ı bilmiyorum. Rogue One'a bakmadım. Bakalım. Yani tamam. E, Annie Hope'a 10 yıl var. Bu dizide. Bu dizinin e, zaman çizelgesine göre Annie Hope'a 10 yıl var. O 10 yıl içerisinde bir şeyler oldu. Belki bu dizinin sonunda Obi-Wan pataklayacak Darth Vader'ı. Orası çat <laughs> olacak değişmek zorunda kalacak. Bir şey diyeceğim. Bu chestplate Rogue One'ın aynısı bu arada. Rogue One'da da aynı. Hmm. Tuş nedir mi? Renkler. O, za o zaman emin misin? Şeyler o tuşların gri, siyah, siyah, siyah diye mi gidiyor? Kırmızı evet. mı? Süper. Kırmızı yok. Tamam. Demek ki Rogue One chestplate'i. Ama şey bölüm 3 chestplate'i değil, biraz farklı. Evet. Yani ben bunun eee kasıtlı olarak böyle farklı yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Artık hani bu çapta, bu büyüklükte bir şeyde böyle bir detay hatası yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Yok yani şey yap şey yapmış olabilirler evet Rogue One'inkine çok benziyor. Yani Rogue, One, Rogue One iki bu aslında. Öyle görünüyor. Ve mantıklı Rogue ile aynı olması. Mı? Evet. Değil. Hayır değil. Niye değil? E çünkü Rogue One'da abi neredeyse A New Hope'tan hemen önce sayılır. Saatler öncesi. Bak ne detaya takıldık şimdi. Yani. Tamam ne abi yani zaten ya belki adamın, adamın, adamın hemen te... bölüm 4 öncesi zaten yani bölüm 3, bölüm 4 arasında belki yeni bir suit giyiyor belki de. Bilmiyoruz ki. Bir şey söyleyeceğim. Ee, doğrudan bununla alakalı değil ama e, detay anlamında bağlandırılabilir. Şimdi biz Imperial Officer üniformalarını hangi renklerde biliyorduk? Gri. Siyah. Yeşil. Bak gri dedin değil mi? Ha. Aslında gri yokmuş. Hadi ya. Evet. Bunu yıllar sonra fark ettiler. Yeşil üniforma ışıktan dolayı gri gözüküyormuş. Ha. O zaman <laughs> o zaman hepimiz renk körüymüş. <gülüyor> <gülüyor> e, hatta büyük büyük kostüm firmaları da şey yaptılar. Gri ofiser e, şey üniforması kostümü falan da ürettiler. Aslında hatalı bir durum merak eden şeyde girip bakabilir. 501. legionun kostüm standartları kısımlarının kısmına da bir bakabilir, bir göz atabilir. Ona dayanarak diyorum ki acaba Vader'ın bu e, chest box'ının ışıklandırılmasında da böyle bir şey mi var? Özel ha, bir durum mu var? Bu olabilir. çok çok bariz ama ya bu şeyde de var aynı durum bildiğim kadarıyla. Hani e, parkalarda Hoth'taki parkaların rengiyle ilgili bir benzer bir durum var. Mavi mi, kahverengi mi hanın parkası? Onda da bir hmm. tartışma vardı öyle. <laughs> ama burada şey güzel. Hani chestplate giriyor o anda diye böyle Vader'ın vızıldılı nefes alma sesi geliyor. Ondan sonra da zaten Yok. buraya şey koymuşlar ama o chestplate takıldığı anda o hep şey diyebiliyorduk ya biz helmet kafaya geçtiği anda itibaren böyle bir tiz bir ses çıkardı ya aynı ses burada da geliyor. Ha evet doğru doğru. Bak sesten hemen sonra da muhtemelen bu sahneler alakasız da olabilir ha. Bize özellikle bunu ben... böyle yediriyor da olabilirler ben söyleyeyim hiç alakası yok bence. <laughs> Obi-Wan böyle kafayı kaldırıyor. <laughs> Vader'ı görecekmiş gibi. Alakası olmama ihtimali çok yüksek evet. Burada da bu Sefer kırmızı Aynen. Kılıç evet. Kılıcın <laughs> rengi değişmiş. O kılıç. Disney Plus'ın Plus'ın şey kılıç kırmızı hoş olmuş. Benim hoşuma gitti. İlki maviydi bu. Oğuzhan, kırmızı. Olsan her şey düğerlere işaret ediyor. <laughs> ya hayır bak şimdi hemen bir eleştiri tekrar burada getireceğim. Demin şey eleştirisinde bulundum ya. Zaten bu Obi-Wan'ın hani Luke'u ...Binocular'la dikizlediği sahne zaten <laughs> ilk fragmanda görmüştük. Şimdi buraya bir daha aynı sekansı tekrar koymuşlar. E tamam hadi koy yine hobi olarak koy. Daha kısa koy ne bileyim. Ama yani şimdi ilk fragmandan sonra herkes dedi ki... ...ya abi Hayden açıklandı Vader'ı canlandıracak okey. Vader nerede? Hani sesini duymuştuk. Şimdi şey ikinci fragman geldi. Hani suiti hani kolu takılıyor. İşte chestplate falan takılıyor. İkinci fragmanda Vader hazırlanıyor. 3 üçüncü fragmanda mı böyle kanlı canlı göreceğiz? Yani ben anlamadım. Yoksa ilk bölümü mü beklememiz gerekecek? Yani biraz ucundan da olsa ben Vader'ı görmek isterdim. Rogue One'ın son fragmanında nasıl şeyden sonra after credit gibi en sonda bir Vader gözüküyordu ya bir anda. Ya öyle de olsa bir insan görmek istiyor açıkçası. Bir eleştirim bu var. Muhtemelen ben, ben bir tane Vader'ı göreceğimiz ben trailer şeyde celebration Celebration'da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Celebration abi başlıyor. Ertesi gün zaten şey var. Dizi yayınlanacak. İşte bir gün önce. <laughs> ne gerek var abi? Çok saçma değil mi sen? <laughs> Celebration'daki adamlara böyle bir güzellik olsun diye. Ne bileyim abi bilmiyorum. Yani bana şey geliyor. Bu arada bakın bilgi paylaşıyor. Abi güzellik yapacaksa Disney o zaman Celebration'a giden adama early access verir. Bir gün önceden izlettirir diziyi. Yani. Rebels Rebels'da Rebels'ta bu yapıldı. Bir Force Gone'da galiba hatırlamıyorum. İlk bölümleri izlettiler bir hafta önce mi? Bir, 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 gün önce mi? Neydi? Öyle bir şey vardı. Belki orada panele katılanlara izletecekler ilk bölümü. Ee, abim, bana celebration demez sinirim bozuldu. <laughs> şey bak eee e, Ewan McGregor'ın katıldığı bir röportajda şeyi dinledim. Yeni dinledim. Yani gene Obi-Wan dizisinde ne oluyor diye soru soruyorlar. Jimmy Fallon ya da hatırlamıyorum bir late night show o röportajların birinde hani bir şey söyleyebilir misin diyor. E, ee, Yuvan şey diyor. İşte bir şeyleri yaparken bir yerlerde bir şeyler oluyor birine yardım etmek için bir şeyler yapıyorum. Bak muhtemelen Tatooine'den o Dayu gezegenine birine yardım etmek için gidiyor. Ee, Bu da o Jedi görünümlü eleman olabilir belki. O da olabilir. Leia da olabilir. Bak Lea da bir ihtimal. Lea'ya da yardım ediyor olabilir. Lea'ya on Lea yaşta. Lea'ya nasıl yardım edeceği? Ya belki bir şey geliyordu. Belki o tehdit altındadır. Bir şey olmuş da olabilir. Ya Le Bail Organa var. Korur onu abi boş ver ya. Abi yani. <laughs> Şato, şatosunda yaşıyorsun. hem yani. de keyif yapıyor kızlar. Prenses, rahat. prenses takılıyor diyorsun. Bak <laughs> Bir diğer konu benim merak ettiğim konu şu. Şimdi bu iş yani e, bölüm 3'ten kaç sene öncesi bölüm 4'ten kaç sene öncesi? Bu 10 sene var mı? 10 sene öncesi. 10 sene öncesi ve Tatooine'de Obi-Wan'ı arıyorlar. Tamam mı? 10 sene neredeydi? 10 sene onu bulamıyor musun bütün gezegende abi 10 sene boyunca. <laughs> Inquisidorlar yok oluyor. Hala bu adı bulamadılar. Çok sofistike olarak adını da Ben Kenobi olarak değiştiriyor. <laughs> Farklı bir şey. Ya bunu nasıl bağlayacaklar çok merak ediyorum. Göreceğiz. <laughs> şahsen, şahsen senaryoyu hakikaten yani olay örgüsünü ben de çok merak ediyorum. Yani ilk fragman ikinci fragman şey bir şeyleri işaret ediyor ama arada hala boşluklar var ya o puzzle'nin eksik parçaları olur ya aynı onun gibi şu anda ee, izlemeden bilemeyeceğiz. Şey. Bende bu trailer şey izlenimi yarattı. Güzel, hoşuma gitti ama ilk trailer kadar böyle tüylerimi diken diken etmedi. Bir Vader sahnesi belki. Ama ilk trailerda hani Luke'u gördüğümüz sahne vardı ya, oradaki yarattığı etki yaratmadı bende. Yok bende de kesinlikle. Müzikler de bu sefer o kadar şey değildi. Olmamış. Reva'yı bayağı yani. ön plana çıkarmışlar bu fragmanda. Benim o dikkatimi çekti. Ha. Yani. Reva bayağı ön plandaydı. Böyle posta falan koyuyordu yani. Ondan sonra yeni de bir karakter bilmiyorum. Biraz antipatik gelmedi değil. Onu söyleyeyim. <laughs> Belki izledikten sonra fikrim değişir. Ama şu an için Reva bana çok antipatik geldi. Ya Inquisitor'lar bana zaten en başından beri çok antipatik gelmişti. Çok gereksiz gelmişti. Ya söylentilere göre bak şey taraf tam insan olan İnsan ırkından olan tek Inquisitor şu anda bildiğimiz bölümde filmde gördüğümüz dizide trailer'da gördüğümüz Reva. Bu da şey ihtimalini doğuruyor. Acaba Reva Jedi'ların tarafına geçecek mi? Çünkü onlar Inquisitor'ların çoğu hatta hepsi galiba eski Jedi'lar. Ee, öyle bir ihtimalden de bahsediliyor forumlarda söylentilerde. Belki ah soka falan keser. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler, var mı başka eklemek istediğiniz bir şey trailer'a? Ateş, sen başka... ne düşünüyorsun fragmanla ilgili? Sen genel olarak fikrini söylemedin hiç. Ee, ya şimdi başka fragmanlar gelecektir, TV spotlar gelecektir. Ee, ama şurada dizi ne kadar kaldı? Bir aydan az kaldı. Evet başka, e, ya Ben şahsen başka bir fragman izleme ihtiyacı duymuyorum. Ee, zaten ilk çıkan fragman genelde dizinin şeyini veriyor, hani ilk intiba olarak. ...nasıl bir şey yaptılar... Ee, ...sorusunun cevabı... ...hakkında bir fikir veriyor. Ee, bu çok beklenen bir dizi. Senelerdir beklenen bir dizi. İşte hakkında hatta yapım ekibi de... ...oyuncular da yalan söyledi. Yok yapmıyoruz, etmiyoruz. Yok öyle bir şey falan diye. Ee, beklenti çok yüksek. Kötü olacağını düşünmüyorum. Ama her zamanki gibi... ...yine kendimi beklentiye de sokmuyorum... İzleyelim görelim. Temkinli, temkinli insersin yani. Temkinli inser. Evet. evet. Peki o zaman. E, temkinli iyimserim şöyle. Onu da bağlayayım. Yani maalesef 2015 itibariyle böyle oldu. Evet. Anlayan anlamıştır. <laughs> o zaman bir dakika konusu açılmışken bir parantez ben de burada açmak istiyorum. Geçen canlı yayında kulaklarımı çınlatmışsınız. <laughs> The <Last> Jedi üzerinden. <laughs> evet, sen varken öyle konuşuyormuşum, sen yokken böyle konuşuyormuşum dedi bana. Yo, yani şey, sen yine ama yine şeyini, fikrini yani evet, eğlendim, evet, yani evet. izledim, eğlenerek çıktım diye. Yo ben hala ben açıkçası söz, ben de söylediğimin de arkasındayım aslında. Yani hani yeni bir şey denedir Ryan Johnson. Ee, ve hakikaten şey, bu değişiklik bana şey yadırgamamıştım açıkçası. O yüzden de Last Jedi ile ilgili ben hani olumsuz bir düşünce sahibi olmadım ya. Her platformda dile getirdim. Belki linçlendim bunun için ama ee, hala da böyle düşünüyorum. Ee, şeyi bilmiyordum. Ryan Johnson'ın üçleme olayının rafa kaldırıldığını. Canlı yayında konuşmuşsunuz son yayında da. Asla kaldırılmadı. Yani ka resmi olarak kaldırılmadı. Ha ama hiç ondan bahsetmiyorlar, mention etmiyorlar. Dolayısıyla şey Unutul Öyle bir şey yoktu. Yok ki. <laughs> Zamanı derinliklerine bıraktılar. Ondan bahsetmeyince öyle bir şeyin olmaması. <laughs> evet. Neyse. Konuya Peki, dönelim. Okunmuyor. Evet. Konuya dönelim. 27 Mayıs. Ne zaman? Cuma günü. İlk bölüm Disney Plus'ta. 27 Mayıs'ta Disney Plus henüz ülkemizde devreye alınmamış olacak. Disney Plus 14 Haziran'da resmi olarak resmi yayın hayatına diyelim. Başlayacak ülkemizde. Ee, şimdi ilk iki bölüm olacağı için Ateş bizim son hesaplamalarımıza göre sen kaç? Dördüncü bölüme mi yetişiyoruz demiştin. Şimdi o zaman ne oluyor? Üç, üçüncü bölüme mi yetişeceğiz biz? Aslında Hayır. Gibi... Bir Beşinci bölüme. Dur, dur takvimi açalım. Şimdi 27'sinde iki bölüm yayınlandı. Hani ondan sonraki hafta Cuma bir daha yayınlanacağını varsayarsak 3 Haziran'da ikinci bölüm oluyor 10, 10 Haziran. Haziran'da üçüncü bölüm 17 Haziran'da evet dördüncü bölüm yani biz dördüncü bölüme yetişeceğiz yine aslında bir şey değişmemiş oluyor evet, aslında dördüncü yayın ama bu beşinci bölüm de olabilir beşinci bölüm oluyor evet. evet yani iki bölüm peş peşe yayınlayacakları için ilk ilk bölümde umarım ki şey hani 14'ünde açıldığı zaman, devreye alındığı zaman Disney Plus'ta izleyemediğimiz ilk 3 bölümü umarım hani izleyebilir durumda oluruz. Canım, Obi-Wan açılırsa kesin izleriz de benim korkum Obi-Wan açılacak mı? Hani içerik birebir aynı mı olacak? De, <laughs> belki de buradan anda... sesleniyorum bir saniye. bir saniye. Ey Disney. Hey <laughs> Disney. <laughs> o içeriklerin hepsi açılacak. Bak, çok yoksa çok fena olur şey hatta dizi içerikleri yanında galeri serisi. Yani kamera arkası belgeselleri. Onları da açılacak. Ekstra, evet, evet. İlave içerikler, ekstra içerikler. Hepsi. Hı -hı. Ve tüm platformlarda. Yani PlayStation, Apple TV, smart televizyonlar. Hepsi. Ay çok şey yaptık. <laughs> Ultimatum. <laughs> Meydan okumadınız bitti mi? Hadi. Adamlar, adamlar bizi şey üye yapmayacaklar. Ben hiçbir şey demedim. Giremez. Bana gönderebilirsiniz hesabı. El altından Ateş'e şey verirlermiş, erken erişim şifrelerini verirmiş. Ateş böyle. Bizden habersiz. Biz böyle işte canlı yayında buluşunca ben size böyle tele, telefondan gösteririm. Beyler <laughs> bakın. <he. gülüyor> Evet. Güzeldi, iyiydi. Gene en iyisini yaptık. Gene en iyi incelemeyi yaptık. Kare kare inceledik. Umarım hızlı bir şekilde montajlar ve yayınlıyor oluruz. Hoşunuza gittiyse like etmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda bu incelemeye destek olmayı lütfen unutmayın. Ve bir sonraki yayına kadar artık değiştiriyoruz mutluyu. Kudret, <laughs> kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun.